Sevgili gençler merhaba. Ben tarih öğretmeni Yalçın Efe. Bugün sizlerle ikinci dönem, ikinci yazılı hazırlanım çalışmasıyla birlikteyiz. Bugün 11. sınıf, ikinci dönem, ikinci yazılı hazırlıklarıyla ilgili soru çözümleri yapacağız. Sorularımızı çözmeye başlayalım. Evet gençler, baktığımızda bu yazılının konu kapsamlarına Osmanlı Devleti'nde darbeler, el emeğinden makineye, Osmanlı Devleti'nde sanileşme çabaları, ekonomiyi düzeltme çabaları, ulus devlete giden süreçte nüfus, modern hayattaki sosyal değişim. Yani değişen devlet toplum ilişkileri devrimler çağında baktığımızda sermaye ve emek, 19. yüzyılda gündelik hayatta yaşanan değişiklikleri konu alan sorular çözeceğiz. Evet, baktığımızda ilk olarak karşımıza Osmanlı Devleti'nde darbeler konusunu görüyoruz ki darbe biliyorsunuz mevcut hükümetin askeri veya sivil bürokratlar, elitler kanalıyla görevden uzaklaştırılması. Yani illegal bir yöntem. Osmanlı tarihinde de baktığımızda ilk 1876 yılında biz bir darbe süreciyle karşılaşıyoruz ki önemli bir süreçtir. Hatırlarsanız Sultan Abdülaziz tahttadır. Sultan Abdülaziz döneminde özellikle batıdaki değişmeler, gelişmelere bağlı olarak Osmanlı Devleti'nde bir takım düzenlemeler, değişiklikler yapılmıştır ki Senedi İttifak'tan biliyorsunuz Tanzimat'a uzanan bu süreçte Osmanlı Devleti hukuk devleti olma yolunda önemli adımlar atmış. Hatta bu süreçte önemli kanunlar yapmıştır. Mesela ceza kanunu değişmiş. Bu arada dikkat edin, özellikle arazi kanunu çıkartılmış. Hatta mecelle yapılmış. Dolayısıyla Osmanlı Devleti vatandaşı lehine ne yapmıştır? Önemli değişiklikler, ıslahatlar yapmıştır ki Tanzimat'la birlikte bu büyük bir gelişme göstermiştir. Bu dönemde işte özellikle yurt dışına giden Osmanlı gençleri biliyorsunuz orada aldıkları eğitimden sonra ülkeye döndüklerinde Batı tarzında bir demokrasinin ülkede kurulması noktasına ne yapmışlardır? Harekete geçmişlerdir ve bazı taleplerde bulunmuşlardır. Ki bu dönemde Osmanlı Devleti'ne baktığınızda özellikle Tanzimat döneminin 3 önemli paşası vardır ki bunlar biliyorsunuz Mustafa Reşit Paşa, Fuat Paşa ve Ali Paşa'dır. Ki onlar yönetimde ne yapmışlardır? Etkili olmuşlardır. Sultan Abdülaziz, Sultan Abdülmecid'e göre biliyorsunuz biraz daha sert tutumlu sergilemiş. Bu dönemde bu taleplere çok sıcak bakmamıştır. Yani merkezi otoriteyi güçlü tutmaya çalışmıştır. Ancak aydınların etkisi, Avrupa'da yaşanan gelişmeler, Osmanlı'da biliyorsunuz bir takım faaliyetlerden ne yapmıştır? Zemin hazırlamıştır. Bu dönemde yeni Osmanlılar denilen ki Batıların Jön Türkler dediği bir grup biliyorsunuz Osmanlı'da Batı tarzında bir demokrasinin kurulması noktasında harekete geçmiştir. Hatta bu süreçte önce biliyorsunuz medrese öğrencileri kullanılmıştır ki burada medrese öğrencileri de biliyorsunuz bu dönemde değişiklik yapılıyor. İlmiye tahsil eden kimselerin asker alınması usulü getiriliyor. Bu durum kullanılmış. Önce 1860'larda 67'de medrese öğrencileri bir ayaklanma çıkartmış İstanbul'da. Daha sonra biliyorsunuz bu süreçte özellikle ordudaki alaylı subaylar noktasında da bir takım çalışmalar yapılmış. Yeni Osmanlılar Batı tarzında demokrasinin kurulması noktasında padişah baskılarını artırmışlardır. Bu süreçte de bazı devlet adamları değiştirilmiştir. Meşrutiyet yanları göreve getirilmeye başlanmıştır. Ve biz bu süreç devam ederken Batı'nın da buna etkisinin olduğunu görüyoruz. Çünkü Batı'daki demokratikleşme hareketleri biliyorsunuz Vestfalya Barışı ve beraberinde Fransızlarla birlikte ne yapmıştı? Büyük bir gelişme kaydetmişti. Yani anayasalı monarşilerin kurulması Batı'da büyük bir hız kazanmış. Hatta ulus devletler ortaya çıkmıştı. Ulusal monarşiler ortaya çıkmıştı. Osmanlı aydınları da Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durumdan çıkışının sağlanmasında demokratik gelişmenin büyük önemi olduğunu vurgulamış ve bu noktada bir takım taleplerde bulunmuşlardı. İşte bu süreçte Sultan Abdülaziz tahttan indiriliyor biliyorsunuz. Daha sonra yerine 5. Murat tahta geçiriliyor. Fakat 5. Murat da meşrutiyetin ilan edilmesi noktasında yetersiz kalmış. Çünkü bu dönemde bazı sağlık sorunları yaşamış ve yerine özellikle biz bu dönemde 2. Abdülhamit'in tahta çıkartıldığını görüyoruz. 2. Abdülhamit tahta çıkınca biliyorsunuz meşrutiyeti ilan etmiştir. Yani Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi 5. Murat ve beraberinde 2. Abdülhamit'in tahta çıkışına geçen süreç bir darbeyle ne yapmıştır? Gerçekleşmiştir. Evet, bir diğer önemli gelişme biliyorsunuz 1909 darbesidir ki bu da özellikle biz ikinci meşrutiyet sürecinde yaşanıyor bu. Şöyle biliyorsunuz 2. Abdülhamit 1. Meşrutiyet'i ilan ettikten sonra bir süre sonraki 1. Meşrutiyet'i ilan edildikten sonra biliyorsunuz Meclis-i Umumi yani iki kanatlı bir parlamento oluşturulmuş. Ayan Meclisi ve Mebusan Meclisi olmak üzere. Ayan Meclisi üyelerini padişah atıyor.
Mebusa Meclisi üyeleri de halk tarafından seçiliyor. Bakın burada çok önemli bir ayrıntı var dikkat edecek olursanız. Mebusan Meclisi üyelerinin halk tarafından seçilmesi halkın padişahın yanında yönetimde artık söz sahibi olduğunu bize ne yapıyor? Göstertiyor. Ki 115 kişilik bir Mebusan Meclisi üyesi var. 26 kişi de padişahın atadığı Ayan Meclisi üyeleri var. Ve biliyorsunuz bu anayasada kanun esası 2876 kanun esası Osmanlı Devleti'nin ilk anayasasıdır. Ki anayasaya göre de son söz söyleme yetkisi kime bırakılmıştır? Padişah bırakılmıştır. Bu aslında anayasanın handikapı olmuş. Nitekim parlamento çalışmaya başlamış fakat 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sürecinde 93 Harbi diye bahsettiğimiz süreçte biliyorsunuz meclis sağlıklı bir şekilde işlememiş. Özellikle parlamentodaki milletvekillerinin oranına baktığınızda Mebusan Meclisi'nde neredeyse Müslüman nüfusun dörtte biri orana sahip olan gayrimüslimler Müslümanlarla aynı oranda temsil edilir noktaya gelmişler. Yani neredeyse parlamentonun yarısı gayrimüslimlerden oluşmuş. Dolayısıyla tam bir Osmanlıcılık düşüncesiyle hareket edilmiş ama burada parlamentoda biz bunu göremiyoruz. Çünkü parlamentoda artık özellikle azınlıkların temsil ettiği milletvekilleri milli duygularla hareket etmişler. Yani bir Osmanlı vatandaşı düşüncesi yerleştirilememiş. Dolayısıyla 93 Harbi'nin getirdiği sıkıntılar, bunalımlar beraberinde yaşanan gelişmeler nedeniyle meclis tam sağlıklı çalışmadığı için padişah tarafından ne yapılmıştır? Kapatılmıştır. Yani 93 Harbi ile birlikte kanun esasının yürürlüğü durdurulmuştur. Daha sonra biliyorsunuz İttihat Terakki Cemiyeti kuruluyor ki cemiyet tekrar meşrutiyetin ilan edilmesi noktasında 2. Abdülhamit'e ne yapıyorlar? Baskı yapmaya başlıyorlar ve faaliyetlerini yürütüyorlar. Sonuçta 1908'de biliyorsunuz meşrutiyet tekrar ilan ediliyor, yürürlüğe giriyor ve 2. meşrutiyet dönemi başlıyor ki Sultan 2. Abdülhamit tekrar ne yapıyor? Anayasayı yürürlüğe koyuyor. Hatta anayasada çok önemli değişiklikler yapılıyor. Bu anayasayla birlikte padişah meclisi açıp kapatma yetkisi elinden kaldırıyor yapılan değişikliklerle birlikte. Siyasi partiler kurulmaya başlıyor biliyorsunuz. Siyasi hayatımıza partiler giriyor. Yine dikkat edin hükümet meclise karşı sorumlu hale getiriliyor. Padişahın yetkileri bu şekilde ne yapılıyor? Daraltılıyor. Basın özgürlüğü ön plana çıkıyor. Ancak biliyorsunuz bu sırada İttihat Terakki'nin tutumu, yapılan düzenlemelere, çalışmalarda memnun olmayan ve ona karşı bir muhalefet oluşuyor ki özellikle arhar fıkrası kuruluyor biliyorsunuz. Bu arada orduda rahatsızlık başlıyor. Mektepli alaylı ayrım yapılmaya başlanıyor. Dolayısıyla İstanbul'da bir isyan çıkıyor. Bu isyan biliyorsunuz Selanik'ten gelen 3. Ordu'nun hazırlamış olduğu hareket ordusu tarafından bastırılıyor. Hatta Mustafa Kemal de biliyorsunuz bu orduda görev yapıyor. İsyan bastırıldıktan sonra da isyan çıkmasında Padişah 2. Abdülhamit'in rolünün olduğu gerekçesiyle biliyorsunuz padişah ne yapılıyor? Tahttan indiriliyor ve yerine 5. Mehmet Reşat tahta geçiriliyor. Yani bu da bir darbedir. Padişah ne yapılmıştır? Tahttan indirilmiştir. Bir diğer darbe ise 1913 darbesi ki bu darbede biliyorsunuz İttihat Terakki'nin yönetimi egemen olmasını sağlayacak ve bu tarihten sonra İttihat Terakki 1. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar ne yapacaktır? Tek parti olarak dikkat edin ülkeyi idare edecektir. Bu sırada biliyorsunuz Balkan Savaşları vardır. Balkan Savaşı devam ederken İttihat Terakki bir cemiyet olarak kurmuş fakat daha sonra siyasi partiye dönmüştür. Fakat geri planda kalmıştır. İktidarı tam anlamıyla ele geçirmemiştir. Ama ağırlığını hissettirmiştir. Ama 1913 yılında, Ocak 1913 yılında bir hükümet darbesi yaparak ne yapmışlardır? Yönetimi ele geçirmişlerdir. Ve bu tarihten sonra da bir önce söylediğimiz gibi tek parti olarak Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar da ülkeyi idare etmişlerdir. Evet bir sorumuz var. Sorumuza bakalım. İttihat ve Terakki Fırkası aşağıdaki gelişmelerin hangi sonucunda ülke yönetimine tamamen hakim olmuştur? 1908 seçimleri, 2. Meşrutiyet İlanı, 31 Mart darbesi, Babali Baskını, 2. Balkan Savaşı. Biraz önce söyledik. Babali Baskını ile Balkan Savaşı sırasındaki İttihat Terakki ne yapmıştır? Yönetime tamamen egemen olmuştur. Evet bir diğer sorumuz. 1913 Babali Baskını'nın siyasi hayata etkileri nelerdir? Baktığınız zaman özellikle cemiyet biliyorsunuz Babali Baskını'ndan sonra ne yapmıştı? Yönetime tamamen egemen olmuştu ve kendisine muhalif olan kişileri ne yapıyor? Sürgüne gönderiyor. Ve özgürlükle rafa kaldırma bir baskı rejimi kurmaya başlanıyor. Ve iktidar tamamen İttihat Terakki'nin tekeline giriyor. Yani onların diktatörlüğünde, yönetiminde bir tek parti süreci ne yapıyor? Başlıyor. Evet bu süreçte Osmanlı Devleti biliyorsunuz çok önemli sıkıntılar da yaşamış. Özellikle Osmanlı Devleti'nin biliyorsunuz 19. yüzyılı imparatorluğun en uzun yüzyılı olarak adlandırılıyor ki bu dönemde Osmanlı Devleti'nde çok önemli toprak kayıpları ve kopuşlar vardır. Ki özellikle Osmanlı Devleti bu dönemde Balkanlardaki topraklarının dikkat edin %80'ini nüfusun da %70'ini kaybediyor. Yani bu çok önemli kayıplar.
Ki bu süreçte tabii özellikle Fransız ihtilalinin yaymış olduğu milliyetçilik akımının çok büyük etkisi olmuş. Bunun dışında Batılı devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki çıkarları ve onların izlemiş olduğu politikaların çok büyük etkisi olmuş. Özellikle biliyorsunuz Rusların Balkanlarda izlemiş olduğu Panislavizm, Slav ırkını birleştirme politikasını almıştır, etkili olmuştur. Ruslar tarafından ne yapılmışlardır? Osmanlı'ya bağlı olan azınlık uluslar desteklenmişlerdir. Ve bu süreçte onların bağımsızlığını elde etmesi noktasında hem siyasi hem askeri destek hem maddi destek bu devletler tarafından verilmiştir. Ki özellikle baktığınızda mesela ilk isyan eden ulus biliyorsunuz Sırplardır. İlk bağımsızlığını kazanan ise Yunanlılardı. Ama Sırbistan'ın bağımsızlık sürecine baktığınızda Bükreş Anlaşması ile Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında biliyorsunuz imzalanıyor. Sırplara biz ayrıcalık verildiğini görüyoruz. Yine bir Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında 1829 Edirne Antlaşması ile biz Sırplara özellik verildiğini görüyoruz. Yine 93 Harbi olarak tarihimize geçen ve bir Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında imzalanan Berlin Antlaşması ile de Sırbistan'a ne yapılmıştır? Tam bağımsızlık verilmiştir. Evet, Osmanlı Devleti 1876, 1909 ve 1913 yıllarındaki darbeler sonrası yaşadığı siyasi sıkıntılar sebebiyle kaybettiği topraklar nerelerdir diye bir sorumuz var. Özellikle dikkat edin, bir önce bahsettiğimiz Berlin Antlaşması bu süreçte çok önemlidir ki Osmanlı Devleti büyük ölçüde toprak kaybetmiştir. Ki biraz önce de parantez içerisinde söylemiştim hatırlarsanız Osmanlı coğrafyasının önemli bir kısmı olan Balkanlarda %80'ini ne yapıyor topraklarının kaybediyor. Hatta nüfusunda %70'ini kaybediyor. Ki 2. Meşrutiyet'in ilan sürecinde 1908'deki karışıklıktan yararlanan biliyorsunuz Bulgaristan bağımsızlığını ilan ediyor 1908 yılında ki önemli bir kayıptır Osmanlı açısından. Yine Bosna Hersek Osmanlı yönetimine bırakılmış Berlin Anlaşması'yla fakat yönetime kime bırakılmıştı? Avusturya Macaristan'a. Avusturya Macaristan da bu durumu değerlendirmiş ve Bosna Hersek'i ne yapmıştır? İlhak etmiştir. Yine aynı şekilde Girit Osmanlı Devleti'nden ayrılarak Yunanistan'a bağlanma kararı almıştır Girit Meclisi ki bu dönemde biliyorsunuz daha önce Girit Hristiyan bir vali atanmıştı. Osmanlı Devleti bunu kabul etmişti fakat Girit Meclisi ne yapıyor? Yunanistan'a katılma kararı alıyor. Bu da önemli bir kayıptır Osmanlı Devleti açısından baktığımızda. Evet, bir diğer sorumuz sanayi devrinin üretim tarzına olan etkileri nelerdir ki biz özellikle 18. yüzyılda İngiltere'de sanayi devriminin gerçekleştiğini ve dikkat edin 19. yüzyılın başlarında sanayi devriminin tamamlandığını görüyoruz. İngiltere'de başlayan bir süreç Avrupa ülkeleri tarafından da ne yapılmış? Takip edilmiş ve pek çok Avrupa ülkesi ne yapmıştır? Sanayi devrimini gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla sanayi devrimiyle birlikte de pek çok şey değişmiştir. Özellikle elle üretim tarzından artık makineyle endüstriyel üretim tarzına ne yapılmıştır? Geçilmiştir. Bu çok önemlidir. Sorumuzun cevabına baktığımızda bakın burada yeni bir takım kavramlar ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi mesela fabrika, seri yönetim, sendika. Ki baktığınızda artık küçük yerel işletmeler yerine biz büyük fabrikaların kurulduğunu ve üretimi fabrikada gerçekleştirildiğini görüyoruz. Daha önce elle yapılan üretimler daha sonra dikkat edin fabrikaların kurulması ve makineleşmeyle birlikte seri bir şekilde üretilmeye başlanmış. Yani daha çok ve daha hızlı üretim hızı artmış. Ve üretim aletleri değişmiş. Dikkat edin makinalaşma başlamış. Bu arada dikkat edin çalışma ortamları değişmiş artık. İnsanlar fabrikalarda çalışmaya başlıyorlar. İnsanların fabrikada çalışmasına dikkat edin. Geleneksel üretim tarzındaki aktörler değişmiş. Daha önce usta çırak ilişkisi varken bir dayanışma varken artık dikkat edin patron işçi grupları ortaya çıkıyor ve rekabet söz konusu oluyor. Yine dikkat edin burada kadın ve çocuk işçiler ortaya çıkmaya başlamış. Çalışma şartları, çalışma disiplini, çalışma ortamı gibi bir takım sorunlar ortaya çıkıyor biliyorsunuz. Özellikle kadınların ve çocukların, küçük yaşta çocukların sanayi ortamında çalışmaya başlamaları, çalışma saatlerinin uzunluğu, çalışma ortamlarının hijyen durumu, ücret konusu, sosyal haklar konusu, izin konusu bunların hepsi ne yapıyor? Gündeme geliyor ve sendikalar kuruluyor. Sendikal faaliyetlere başlıyor. Yani sanayi devrimi bir takım önemli gelişmeleri sağlarken teknoloji ve ekonomik açıdan baktığınızda sosyal açıdan da bir takım sıkıntılar sonra ve siyasal bir takım yeni gelişmeler ne yapmıştır? Önünü açmıştır. Ve toplumların hayatına yeni kavramlar, yeni ilkeler, yeni ideolojiler girmeye başlamıştır. Evet bir sorumuz var. Sorumuza bakalım. Sanayi inkılabıyla ortaya çıkan yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin tarım ve hayvancılığı geliştirdiği savunulabilir? Mekanik tohum ekme makinesinin icat edilmesi, kapalı hendeklerle tarla sulama yöntemlerinin geliştirilmesi, suni yem usulünün geliştirilmesi. Evet buraya dikkat ettiğinizde her üçte dikkat edin. Özellikle tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik olan öncüllerdir. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneğidir. Yani her üçünü de kapsamaktadır. Bir diğer sorumuz sanayi devrinin tarımsal faaliyetleri etkileri nelerdir?
Daha önce geleneksel yöntemlerle yürütülen tanımsal faaliyetler bilimsel metodlarla biliyorsunuz yapılmaya başlanıyor. Özellikle etkili alanların genişletilmesi, maliyetin düşürücü teknik gelişmelerin yaygınlaşması ki biz 19. yüzyılda özellikle baktığımızda biçer döver gibi, traktör gibi, tohum ekme makinesi gibi bir takım teknik aletlerin geliştirildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu hem ekim ve dikimi kolaylaştırıyor, hem modernize bir tarım yapılmasını sağlıyor. Ayrıca ürün çeşitliliği getiriliyor biliyorsunuz. Bu da çok önemli. Özellikle çiftlikteki tarım işçilerinin almış olduğu ve tarımsal verimlilik büyük sağlanan bu geçmer tarımsal üretimin gelişmesine ve artmasına ne yapıyor? Katkı sağlıyor. Ve dolayısıyla hem ürün miktarı artmış hem iş gücünden faydalanma noktasında özellikle makinelerin kullanılması ne yapmıştır? Modernize tarımın yapılması üretimin kalitesini ve verimliliği de artırmıştır. Evet, bir diğer sorumuz Osmanlı Devleti'nin sanayileşememesi nedenleri nelerdir? Baktığımızda biz Osmanlı Devleti'nin aslında batıdaki gelişmeleri takip etmeye başladığını 18. yüzyıldan itibaren görüyoruz. Ve batı tarzında bir takım düzenlemeler yapmaya başlamış ama bu daha çok askeri alana kanalize edilmiştir. Ama bununla birlikte 19. yüzyılda biz Osmanlı Devleti'nin ekonomik anlamda da bir takım düzenlemeler yapmaya başladığını görüyoruz. Hatta biliyorsunuz Osmanlı Devleti bu dönemde feshane gibi, dökümhane gibi, tersane gibi, tophane gibi dikkat edin çuha ve dikkat edin kumaş fabrikaları gibi fabrikalar kuruyor ya da işte üretimi sanayiyi çeşitlendirmeye çalışıyor. Fakat özellikle Osmanlı ekonomisinin yaşanan bunalımlar, savaşlar, yenilgiler, özellikle de kapitülasyonlar nedeniyle biz bir sıkıntıya girdiğini görüyoruz. Tabii bunun yanı sıra başka etkenler de var ki yetişmiş personel eksikliği var ki özellikle bu dönemde dikkat edin genelde Müslüman nüfus tarımla uğraşmış. Gayrimüslim nüfus ise daha çok ticaretle ve sanayiyle uğraşmış. Yine 19. yüzyılda süren savaşlar ki bunların maliyetleri, savaşın yükü, ekonomisi ne yapmıştır? Osmanlı Devleti'ni sıkıntıya sokmuştur. Hatta biliyorsunuz Osmanlı Devleti savaşların devamı noktasında özellikle Kırım Savaşı'na ne yapmıştır? Finanse edebilmek için dış borç almak zorunda kalmıştır. Yine özellikle nüfusun üretken kısmının ki genç nüfusun bu savaşlarda kullanılması, savaşlara katılması, üretimin düşmesine ne yapmıştır? Neden olmuştur? Ürünlerden elde edilen vergi gelirleri düşmüştür. Özellikle kapitülasyonlar buna büyük bir etkendir ki 19. yüzyılda İngiltere ile yapılan 1838 Balta Limanı Ticaret Anlaşması ki önemlidir. 1838 Balta Limanı. Ki özellikle bu anlaşmayla birlikte Osmanlı ülkesi açık pazar konumuna gelmiş. Osmanlı biliyorsunuz gümrük vergilerini ne yapmıştır? Bu şekilde kaybetmeye başlamıştır. Çünkü ithal ürünlere biliyorsunuz düşük gümrük vergisi uygulanmış ve Avrupalı sanayi üreticilerinin ürünleri Osmanlı pazarlarını işgal etmeye başlamıştır. İhracatta ise gümrük duvarı yükseltilmiştir. İngiltere yapılan bu antlaşmanın benzerleri diğer Avrupa ülkeleri de yapılmış. Dolayısıyla bu Osmanlı Devleti'nin ne yapmıştır? Aleyhine olmuştur. Yine bir önce söyledik. Özellikle Osmanlı Devleti'nin biz 19. yüzyılın ortasında Kırım Savaşı sırasında İngiltere'den sonra Fransa'dan borç para aldığını ve bu borç para alma işinin sonraki süreçte de devam ettiğini. Hatta 19. yüzyılın son çeyreğine geldiğimizde Osmanlı Devleti'nin artık bırakın borçlarının faizini daha ödeyemeyecek konuma geldiğini, hatta borçlarının faizini ödemek için bile borç aldığını görüyoruz. Dolayısıyla Osmanlı ekonomisi borçlarla birlikte ne yapmıştır? Dar bir boğaza girmiştir. Yine uzun vadeli kalkınma stratejileri, ekonomik kalkınma stratejileri ne yapılamamıştır? Üretilememiştir. Günlük çözümler bulunmaya çalışılmıştır. Ki bir önce bahsettiğimiz gibi mesela alınan dış borçlar genelde kamu harcamalarında kullanılmış. Ya da işte saray yapımında kullanılmış. Ya da işte bu paralar farklı noktalarda değerlendirilmiş. Özellikle bütçe açıkları kapatılmaya çalışılmış. Ancak yatırıma dönüştürülememiştir. Dolayısıyla üretim gerçekleşmediği için, yatırım yapılamadığı için de biliyorsunuz devlet ekonomik sürekliliği ne yapamamıştır? Sağlayamamıştır. Batıdaki yenilikleri takip etme noktasında biraz geri kalmış, geç kalmıştır. Yapmaya çalıştığında da biliyorsunuz rekabet etme şansını kaybetmiştir. Çünkü biraz önce söylediğimiz gibi sermaye birikiminin olmaması, yetersizliği, yetişmiş personel eksikliği, artı yöneticilerin tutumu da bundan ne yapmıştır? Etkili olmuştur. Evet, sanayi devrinin Osmanlı Devleti'ne etkileri nelerdir diye sorduğumuzda bir kere baktığımızda Osmanlı Devleti üzerinde çok önemli etkiler yarattığını görüyoruz ki bunlardan bir tanesi işsizlik artmış ve ticari faaliyetler azalmıştır Osmanlı Devleti'nde. Çünkü biliyorsunuz makineleşme ile birlikte batılı devletler seri ve ucuza üretim yapmışlar ve yine biraz önce söylediğimiz gümrük duvarlarının düşürülmesi,
batılı ürünlerin Osmanlı ülkesine rahat bir şekilde girmesi, Osmanlı pazarlarında kullanmaya başlaması yerli üretimi ne yapmıştır? Zayıflatmıştır. Ve Osmanlı Devleti'nde ithalat artmış, ihracat azalmıştır. Yani dışarıdan daha çok ürün girmeye başlamıştır. Yine bir önce söyledik, Avrupa devletleri tanınan ticari ayrıcalıklar özellikle rekabet şansını ne yapmıştır? Osmanlı küçük esnafı için ya da üreticiler için ortadan kaldırmıştır rekabet şansını. Avrupa devletleri arasındaki güç dengesi biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin aleyhine bozulmuştur. Çünkü artık Avrupa devletler sanayilerin gelişmesiyle birlikte ekonomilerini de güçlendirmişler. Tabii bu Osmanlı karşısında onların üstünü ele geçirmesine ne yapmıştır? En büyük rol olmuştur. Yine Osmanlı Devleti'nin bu dönem dikkat edin dışa bağımlılığı artmıştır. Özellikle bunda kapitülasyonların çok büyük etkisi olmuştur. Yine bir önce söylediğimiz gibi bol ve ucuz üretilen fabrikasyon ürünlerinin Osmanlı pazarlarına girmesi bu alanda elle üretim yapan Osmanlı üreticilerinin rekabet şansını ne yapmıştır? Ortadan kaldırmıştır. Bir süre sonra artık bunların kapatılmaya başlandığını biz görüyoruz. Evet, bir sorumuz var. Sorumuza bakalım. 19. yüzyılda küçük ölçekli esnafların üretim tarzı ile sanayi devrimini yakalayamayacağını ve bu yolla daha fazla ekonomik gelişmenin sağlanamayacağını anlayan Osmanlı yöneticileri öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini yapmaya yönelmişlerdir? Şirketleşme sürecinin başlaması, Sergi-i Umumi Osmani'nin açılması, Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun kurulması, demiryolu projelerinin hayata geçirilmesi, sanayi mekteplerinin açılması. Evet, burada doğru cevabımız A seçeneği gençler. Şirketleşme süreci başlıyor. Hatta özellikle dikkat edin burası çok önemli. Osmanlı Devleti sanayi devrimini yakalamaya çalışmış fakat dediğimiz gibi sermaye birikimi yetersiz eleman olması nedeniyle biraz geç kalmış. Ama yine de ne yapmıştır? Sanayi hamleleri gerçekleştirmiştir. Mesela sonraki süreçte göreceğiz biz Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda hatta 20. yüzyılın başında demiryolu yapımının özellikle deniz taşımacılığının bankacılık faaliyetlerinin başladığını görüyoruz. Hatta Islah Sanayi Komisyonu kuruluyor eleman yetiştirme noktasında. Yani önemli çalışmaların da yapılmaya başladığını biz görüyoruz. Balta Limanı Ticaret Anlaşması'nın Osmanlı Devleti'nin etkileri nelerdir diye soracak olursak, özellikle iç ve dış ticaretteki sınırlamaların kaldırılması, dikkat edin, yabancı malların ülkeye kolayca girişine imkan sağlamış. Bu çok önemli. Yani Osmanlı ülkesi Avrupalılar için bir pazar konumuna gelmiştir. Buna karşın yerli malların dışarıya çıkarılması kolaylaştırılmış. Özellikle dikkat edin burada ham madde çıkartılıyor yurt dışına. Osmanlı Devleti'nin bağımsız ticaret siyaseti izleme seçeneği de ortadan kalkmıştır. Yani ticaret hayatının kontrolü kimin eline geçmiştir? Batılı devletlerin eline geçmeye başlamıştır. Yabancı tüccarlara getiren vergi muafiyeti, yerli tüccarların vergi vermeye devam etmesi rekabet şansını ortadan kaldırmıştır biliyorsunuz. Çünkü vergi de biliyorsunuz üreticiler için bir yüktür. Dolayısıyla rekabet şansını ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor. Yine bir önce söylediğimiz gibi Osmanlı pazarları geniş ölçüde yabancıların denetimine geçmiş ve Avrupa karşısında girişilen rekabette Osmanlı esnafı biliyorsunuz zayıf kalmış, rekabet edememiş ve faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmıştır. Yine parantez açıyorum. İngiltere'yle yapılan bu anlaşma daha sonra diğer Avrupa devletleriyle Fransa'sı, Hollanda'sı, Belçika'sı gibi devletlere de yapılmış ve bu Osmanlı ekonomisi için çok olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Evet, bir diğer sorumuza bakalım. 1838'de imzalanan Balta Limanı Ticaret Anlaşması ile Osmanlı Devleti gerek gördüğünde bazı malların ihracını yasaklayabilme hakkından vazgeçti. Ayrıca yabancı tüccarların Osmanlı sınırları içerisinde yerli ürün alıp satabilmeleri karşılığında harç talep etme, tekel mallarının fiyatlarını belirleme, hak ve imkanından kısmen veya tamamen yoksun kaldı. Aynı şekilde Avrupa'dan gelen mallara istediği oranda gümrük vergisi koyma yetkisini de kaybetti. Buna göre yabancı tüccar, yerli tüccar karşısında ekonomik anlamda güçlenmiştir. Osmanlı Devleti ekonomide egemenlik haklarının bir kısmını kaybetmiştir. Osmanlı Devleti ülke içinde fiyatları kontrol edebilmek amacıyla bazı haklarından vazgeçmiştir. Yargılanan hangisine ulaşılamaz? Evet gençler, dikkat edecek olursanız burada sadece 3'e ulaşamıyoruz ki Osmanlı Devleti'nin ülke içinde fiyatları kontrol edebilme amacıyla bazı haklarından vazgeçmiştir noktasına ulaşamıyoruz. Niye? Çünkü artık ülke içinde fiyat kontrol etmek veya da fiyat koymak noktasında bu haklarını ne yapmış? Osmanlı Devleti kaybetmiştir. Bu kimin eline geçmiş artık? Avrupalıların eline geçmiştir. Evet, Osmanlı tarihinde çok önemli gelişmelerden bir tanesi de biliyorsunuz Duyun-i Umumiye İdaresi'nin kurulmasıdır. Ki biraz önce bahsetmiştik, özellikle 19. yüzyılın ortalarında biz Osmanlı Devleti'nin Kırım Savaşı sırasında biz borçlanmaya gittiğini görüyoruz. Bir dış borçlanma başlamış ve bu borçlanma sonrasında ne yapmıştır? Devam etmiştir. Yani bir kez de kalmamıştır. İhtiyaç duyulduğunda yurt dışından Avrupalı devletlerden borç alınmıştır. Dolayısıyla bu borçların bir süre sonra ödenmesi
noktasında sıkıntılar yaşanmış ve Osmanlı Devleti 1875'lerden itibaren artık borçlarını ödeyemeyeceğini ne yapmıştır? Dünya kamuoyuna duyurmuştur. Bu durum üzerine de biliyorsunuz Batı devletler Osmanlı Devleti'ne baskı yapmaya başlamıştır. Hatta bu dönemde Sultan Abdülhamit borçların devletlerden değil kişilerden alındığını, dolayısıyla dikkat edin bu çok önemli, kişilerle bu durumun müzakere edilebileceğini söylemiştir. Sonuçta yapılan görüşmeler sonrasında Düğün-i Umumi İdaresi kurulmuştur. 1881 Muharrem Kararnamesi ile ki önemli bir gelişmedir baktığınızda. Evet, sorumuz var, sorumuza bakalım. Birinci Dünya Savaşı'na girdikten sonra bütün dünyada olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde iç ve dış ticarette büyük sıkıntılar yaşandı. Savaşın kısa sürede geniş alanlara yayılmasıyla birlikte İstanbul'un iaşesi önemli bir soruna dönüştü. Savaş koşullarıyla birlikte ulaşım araçlarının askeri amaçlara tahsisi de bu sıkıntılara eklendi. Öte yandan bu zor şartları ganimet bilen bazı fırsatçı tüccarlar malları depolayıp el altından yüksek fiyatla piyasaya sürmekteydi. Bu durumun sonucu olarak hükümet tarafından yapılan düzenlemelerle belediye hizmetlerinin modernize edilmesi, milli iktisat politikalarının uygulamaya konulması, hükümetin bütün ekonomik faaliyetleri denetim altına alması gelişmelerinden hangilerinin yaşandığı savunulabilir. Evet gençler, burada her üçünü de savunabiliriz. Çünkü yaşanan bu sıkıntılı süreçte hükümet ne yapmıştır? Bir takım önlemler almıştır. Doğru cevabımız E seçeneği. Evet, bir önce bahsettik. Düğün-i Umumi İdaresi çok önemli ki bu idare 1881 yılında kuruluyor ve Osmanlı ekonomisinin kontrolünü ne yapıyor? Batılı devletlerin eline geçiyor. Baktığımızda Avusturya'sı, Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si, Hollanda'sı, İtalya'sı birer temsilci gönderiyor biliyorsunuz. Osmanlı Devleti'nden de bir temsilci var. Hatta Galata Bankiyeler'de ne yapılmıştır? Bu idare içerisinde yer almıştır. Başlangıçta bu idarenin görevi Osmanlı Devleti'nin borçlarının iç ve dış borçlarının ödenmesini sağlamak. Bir altı kalem var. Altı kalem vergilerin toplanıp düzenli bir şekilde bu borçların ödenmesi noktasında kullanılmasını hedeflemişlerdir. Ki bunlar arasında tütün vergileri var, alkol içkilerinden alınan vergiler var. Baktığınızda özellikle İzmir, Suriye, Mısır gibi önemli bölgelerin gelirleri, liman, Suriye ve İzmir limanlarının ve Mısır vergilerinin biz Düğün-i Umumi'ye tahsis edildiğini görüyoruz. Kullanılması var. Başlangıçta borçların ödenmesini hedefleyen Düğün-i Umumi İdaresi bir süre sonra artık yatırımlar da yapmaya başlayacaktır. Evet, bu sırada özellikle biz Osmanlı ekonomisinin Batılı devletlerin kontrolüne geçmesi süreci içerisinde 2. Meşrutiyet'le birlikte iktidara gelen İttihat Terakki'nin Türkçülük akımının da etkisiyle milli bir iktisat politikası izlemeye başladığını görüyoruz ki baktığınızda yine İttihat Terakki'nin bu dönemde özellikle kapitülasyonların getirmiş olduğu sıkıntılardan kurtulmaya çalıştığını görüyoruz. Hatta tek taraflı olarak ne yapıyor? Kapitülasyonları kaldırıyor. Düğün-i Umumiye'nin faaliyetlerini askıya alıyor. Yine dikkat edin, ticari işlemde Türkçenin kullanılması zorunlu hale getirilen bir yasa meclisten geçiriliyor. Yabancı şirket, sermaye şirketler denetim altına alınmaya çalışılıyor. Anonim şirketler kurarak dikkat edin milli bir burjuvazi, milli bir yerli bir tüccar sınıfı oluşturmaya çalışıyor rekabet edebilecek noktada. Milli bankalar kurulmaya, özellikle üretim yapan Müslüman tüccarlara kredi sağlamaya çalışılıyor. Mesela İtibari Milli Bankası kuruluyor. Hatta daha sonra bu biliyorsunuz Cumhuriyet'in ilkinde İş Bankası'yla birleşiyor açıldığında. Yine o zamana kadar vergiden muaf olan tüm yabancılar vergiye tabi tutuluyorlar. Yani koruyucu bir takım tedbirler, önlemler ne yapılmaya çalışılıyor? Alınmaya çalışılıyor. Evet, bir sorumuz daha var. Sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti 19. yüzyılda gelişen batılı sanayi devletleri karşısında endüstri üretime geçiş için bir dizi ekonomik tedbirler almıştır. 1840-1860 arası dönemde devletçilik politikası öne çıkarıldı. Bu politika doğrultusunda batı tarzında fabrikalar ve imalathaneler kuruldu. Diğer yandan mevcut fabrikaların modernize edilmesi yoluna gidildi. Bu duruma göre Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerin sömürgesi olmamak için çaba göstermiştir. Osmanlı'da modern sanayileşme süreci dış etkilere bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti'nin zamanla İtalika Meclisi sanayileşme modeli benimsenmiştir. Yargılandan hangilerine ulaşılamaz? Evet, burada yalnız 3 seçeneğine ulaşamayız. Ama ilk ikisine ne yapabiliyoruz? Ulaşabiliyoruz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Özellikle biliyorsunuz Osmanlı Devleti Avrupa Devletleri'nin sömürgesi olmamak için çaba göstermiştir. Ulaşabiliriz. Yine Osmanlı Devleti'nde modern sanayileşme Batılıların etkisiyle gelişmiştir. Ama Osmanlı Devleti kendi imkanlarını kullanarak bir sanayileşme ne yapamamıştır? Gerçekleştirememiştir. Evet, ulus devlet anlayışının Osmanlı Devleti'nin etkisine bakacak olursak gençler, ki özellikle biz biliyorsunuz Avrupa'da Vestfalya Barışı'yla birlikte başlayan sürecin Fransız İhtilali ile ne yapıldığını, geliştiğini
ve ulus devlet ya da ulusal monarşilerin, yani anayasal monarşilerin Avrupa'da kurulmaya başladığını ve yaygınlaştığını görüyoruz. Tabii bu süreç ne yapmıştır? Osmanlı Devleti'ni de olumsuz noktada etkilemiştir. Biraz önce de bahsettik. Özellikle Fransa'dan yaymış olduğu milliyetçilik akımı çok uluslu yapıya sahip olan Osmanlı Devleti'ni ne yapıyor? Zora sokuyor ve özellikle biz 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin azınlık isyanlarıyla bağımsızlık mücadeleleri ne yaptığını, uğraşmak zorunda kaldığını görüyoruz ki özellikle Sırplar ve Yunanlar, ki Sırplar ilk isyan eden ulustu hatırlarsanız, Yunanlar da ilk bağımsızlığını kazanan ulustu. Ve Osmanlı Devleti'ne bağlı bu Balkan ulusları ayrılıkçı amaçlı ne yapmışlardı? Hareketlere başlatmışlar ve bağımsızlıklarını kazanmaya başlamışlardı. Evet, özellikle Yunanistan Ruslarla imzalanan Edirne Antlaşması ile ne yapmıştı? Bağımsız olmuştu. Yine 2. Meşrutiyet'in getirdiği karşılıklardan faydalanan, bir önce de söylemiştik, Bulgaristan 1908 yılında bağımsızlığını ilan etmişti. Balkan Savaşı devam ederken de 1912 yılında biliyorsunuz Arnavutluk ne yapıyordu? Osmanlı Devleti'nden ayrılıyordu, bağımsızlığını kazanıyordu. Arnavutluk biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nden ayrılan son Balkan ulusuydu. Evet, böylece Osmanlı Devleti'nin Balkan topraklarının büyük bir kısmını kaybetmesi, ki toprak bütünlüğünün bozulmasına çok etkili olmuş. Hatta önce de söyledik, Balkan topraklarının %80 nüfusunun da %70'ini ne yapıyor Osmanlı Devleti? Bu şekilde kaybediyor ve bir takım yeni sorunlar, problemler ortaya çıkıyor. Özellikle bu coğrafyada yaşayan biliyorsunuz Türk ve Müslüman nüfus ne yapmak zorunda kalıyor? Göç etmek zorunda kalıyor. Çünkü bu uluslar bağımsız olduktan sonra bölgelerinde dikkat edin yaşayan Müslüman ve Türk nüfusa baskı yapmaya başlıyorlar. Onları göçe zorluyorlar. Dolayısıyla burada yaşayan nüfusun büyük bir kısmı ne yapıyor? Anadolu'ya, İstanbul'a göç etmeye başlıyor. Göç etmeyip orada kalanlar da biliyorsunuz günümüzde hala devam ediyor. Bir takım ihlallerle karşı karşıya kalıyorlar, hak ihlalleriyle, ki özellikle Batı Trakya Türkleri sonu bunda en göze çarpan noktadır biliyorsunuz. Evet, bir sorumuz var, sorumuza bakalım. Avrupa'da Fransız İhtilali sonrasında 1815 yılında başlayan ve 1879 yılına kadar devam eden ihtilaller zinciri birkaç ülke dışında bütün ülkelere yayıldı. İmparatorluklar içerisindeki milletler Fransız İhtilali fikirlerinden etkilenerek özgürlüklerini almak için kral ve imparatorlara mücadeleye giriştiler. Bu durum Avrupa'da uzun yıllar süren savaşlara neden oldu. Yaşanan savaşlar sonucunda birçok Avrupalı göç etmek zorunda kaldı. Bu duruma göre Fransız İhtilali Avrupa'da halkların egemenlik mücadelesine neden olmuştur. Savaşlar nüfus hareketlerini tetiklemiştir. Ulus devletlerin kurulmasında imparatorluklar parçalanmıştır. Yargılanan hangilerine ulaşılamaz? Evet, baktığımızda yine C seçeneği yalnız 3. Ulus devletlerin kurulması imparatorlukları parçalamıştır. Metnimize dikkat ettiğimizde 3. öncülümüze ne yapamıyoruz? Ulaşamıyoruz. Evet, bir diğer sorumuza bakalım gençler. 93 Harbi sonrasında Anadolu'ya yapılan göçlerin ekonomik ve sosyal sonuçları nelerdir? Baktığınızda özellikle göçlerle birlikte biliyorsunuz çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. Hem sosyal problemler hem ekonomik problemler ortaya çıkmıştır. Bazı noktalarda aslında bu fırsata dönüşmüştür. Göçmenler yeni geldiklerinin yapısına büyük etkide bulunmuşlardır. Hatta metro, karabe ve boş yerler ziraate açılmış. Yeni fikirlerle ne yapmışlardır? Geldikleri bölgelerde halka da bilinçlendirmeyi aydınlatmaya başlamışlardır. Göçmenlerle birlikte biliyorsunuz yeni yerleşim birimleri, yeni kentler, yeni şehirler kurulmaya başlanmıştır. Bu arada devletin biliyorsunuz harcamaları, iskan masrafları birleşince bütçe açıkları ne yapmıştır? Artmıştır. Yani ekonomik yük getirmiştir devlete. Hazine bütçe açığını kapatmak için de biliyorsunuz bu dönemde yine dış borç almak zorunda kalmıştır. Yani ekonomik bir yük getirmiştir. Evet, biliyorsunuz gençler 19 ve 20. yüzyıldaki önemli gelişmelerden bir tanesi, ki modern hayattaki değişimlerdir, sosyal değişimlerdir. Yani dikkat edin, sadece siyasal ya da ekonomik noktada değişimler olmamış, sosyal yaşamda da çok önemli değişimler olmuştur. Baktığımızda özellikle biz bu dönemde kamuoyu kavramının ortaya çıktığını görüyoruz ki ilk defa İngiltere'de kullanılmış bu kavram. Daha sonra biliyorsunuz Fransızlar da kullanmışlardır kamuoyu kavramını. Ki bizde de umumi efkari, yani halkın bu noktadaki görüşleri kamuoyu olarak ne yapılıyor? İfade ediliyor. Özellikle kamuoyu da biliyorsunuz iktidarların hem yönetimde kalabilmeleri hem halkı yönlendirebilmeleri noktasında çok önemli. Ve bu noktada neyi kullanmışlar da daha çok? Basın ve yayını kullanmışlar. Yani artık dikkat edin, burada basın yayın da ne yapmıştır? Ön plana çıkmıştır ki biz artık gazeteleri görüyoruz kamuoyu yönlendirme noktasında. Günümüzde de biliyorsunuz böyledir. Gazeteler, reklamlar kamuoyunu yönlendirme noktasında nedir? Etkilidir. Ya da işte sosyal medya ya da işte görsel basın,
televizyon yayınları, iletişim kaynakları bunda çok önemli noktaya geliyor. Bir diğeri modernleşmedir. Özellikle biz Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyıldan itibaren Batı tarzında modernleşme hareketlerini başlattığını görüyoruz Lale Devri ile birlikte ve Batı'ya örnek olan bir takım düzenlemelerle birlikte Batı'nın sosyal yaşamını da ne yapmışlardır? Örnek almaya başlamışlar. Batı tarzı eşyalar, kılık kıyafet kullanımı ne yapıyor? Bu dönemde artmaya başlıyor ve 19. 20. yüzyılda 20. yüzyılın başında ne yapmıştır? Osmanlı Devleti'nde devam etmiştir. Hatta Batı'dan biliyorsunuz pek çok ürün ithal edilmeye başlanmıştır. Yine bu dönemde dikkat edin, sanayi devriminin getirdiği gelişmelere bağlı olarak insanlar açısından bir boş zaman kavramı ortaya çıkmıştır. Ki boş zamanı doldurmak amacıyla da biliyorsunuz kültürel faaliyetler artmaya başlamış. Özellikle popüler kültür, ki popüler kültürde biliyorsunuz özellikle sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkan önemli kavramlardan bir tanesidir. Tek tip insan ve tek tip insana dayatılan bir takım işte tek tip kıyafet giyme ya da kullanma ya da işte üretilen ürünleri reklam yoluyla kamuoyu oluşturarak insanlara pazarlama noktasında popüler kültür ön plana çıkartılmaya başlanmış. Yine devletler dikkat edin sadece sanayilerini geliştirerek sanayi ürünlerini toplumlara ihraç etmek, satmak noktasıyla olaya bakmamışlar. Aynı zamanda kendi kültürlerini de, kendi dillerini de biliyorsunuz ne yapmışlardır. Bu toplumlara dayatmaya başlamışlardır. Özellikle dikkat edin hatta dinlerini dayatmaya başlıyorlar. Misyonerlik faaliyetleri başlıyor. Dolayısıyla özellikle Avrupalılar kültürel anlamda ne yapmışlardır? Diğer toplumlar üzerinde etkin ve etkili olmaya başlamışlardır ki özellikle dikkat edin asimilasyon hareketleri ne yapıyor? Bu dönemde büyük bir hız kazanmaya başlıyor. Moda popüler olmaya başlıyor biliyorsunuz. Bu arada özellikle insanların tüketim alışkanlığı değiştirmeye başlanılmış. Özellikle Osmanlı açısından baktığınızda biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde genelde herkes ihtiyacı kadar olanı yani kanaatkar bir toplum yapısı var ve israf önlemeye yönelik çalışmalar söz konusudur. Bu dinen de böyledir biliyorsunuz israfın önlenmesi noktasında. Ama sanayi devrimiyle birlikte özellikle üretilen ürünlerin satılması, pazarlanması noktasında tüketim alışkanlıklarının değiştirilmeye çalışılması ve dayatılması sanayi devrimi getirdiği önemli gelişmelerden bir tanesi olmuştur. Evet bir sorumuz var gençler. Sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi sanayi devrimi sonrası kentleşme süreciyle beraber sosyal yaşamda meydana gelen değişikliklerden biri değildir? Şehirden kırsala göçün başlaması, ailenin biçimsel olarak küçülmesi, akrabalık ilişkilerinin göreceli olarak zayıflaması, sosyal tabakalaşmanın yeniden şekillenmesi, orta sınıfın meydana gelmesi. Evet burada özellikle A seçeneğine dikkat edecek olursanız doğru cevabımız A seçeneğidir. Şehirden kırsala değil, kırsaldan şehirlere ne yapıyor sanayi devrimiyle birlikte? Göç başlıyor ve şehirlerin nüfusu artmaya başlıyor ki Avrupa'da biliyorsunuz biz artık sayıları milyonlarla ifade edilen şehirlerin oluşmaya başladığını görüyoruz ki benzer durumu Osmanlı'da yaşıyor biliyorsunuz. Özellikle Osmanlı başkenti İstanbul bu noktada çok büyük sıkıntılar yaşamış, bol göç almaya başlamıştır. Evet bir diğer sorumuz gençler. Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda mürur tezkiresinin uygulamasının amacı nedir? Evet biraz önce bahsettik. Özellikle İstanbul'a göçe vurgu yapmıştık ki baktığımızda insanlar rahat bir yaşam isteğiyle başkent İstanbul'a ne yapmaya başlar? Göç etmeye başlar. Çünkü İstanbul bir cazibe merkezidir ve özellikle biz 19. yüzyılda taşradan İstanbul'a göçlerin arttığını görüyoruz. Dolayısıyla bu göç sürecinde İstanbul'a giriş ve çıkışların İstanbul'un yapısının kontrol altında tutulması gerekiyor. Bunun için de bir çeşit pasaport olan mürur tezkiresi uygulanmasına geçiliyor. Bu uygulama ile gelişigüzel yerleşimler engellenmek istenmiş. Vergi ihlalleri önlenmek istenmiş. Çünkü insanlar biliyorsunuz bulundukları coğrafya terk edince ne yapıyorlar? Osmanlı Devleti'nin vergi kaynaklarının azaldığını ve kayba uğradığını görüyoruz. Yine kaçak işçi ve işsiz akının önleme amaçlanmıştır ki bu biliyorsunuz özellikle baktığınız Osmanlı Devleti'nde sosyal yapıda önemli sıkıntılar neden olmuş ki işsizlerin yatmış olduğu bir takım sıkıntılar, sosyal bunalımlar ya da işte asayiş sorunları ne yapmıştır gündeme gelmiştir. Evet bu arada biliyorsunuz sanayileşmeyle birlikte artan nüfus göçlerle birlikte biz metropollerin oluştuğunu ve Osmanlı şehirlerinde geliştiğini görüyoruz ki özellikle Osmanlı coğrafyasına baktığımızdaki stratejik konum itibariyle bazı şehirlerimiz Osmanlı Devleti'nde ön plana çıktığını görüyoruz. Bunlar Selanik, Manastır, Sofya, İstanbul ve İzmir'dir. Özellikle burada dikkat edin İzmir, İstanbul ve Selanik çok önemlidir ki bunlar aynı zamanda biliyorsunuz liman şehirleridir. Özellikle İzmir'in hinterland yani arka bölgesinde ki bu bölgeye
getirilen tarımsal üretim ürünleri biliyorsunuz liman vasıtasıyla ne yapılmıştır? Avrupa'ya gönderilmiştir ki burada da ayaklardan bir tanesi Selanik olmuştur. Dolayısıyla Selanik de bu noktada çok gelişmiştir. Selanik baktığınızda Akdeniz ve Karadeniz bağlantısını sağlayan Avrupa ile önemli bir liman şehridir. Kozmopolit bir yapısı vardır. Batı'nın etkisinin Osmanlı ülkesine ilk girdiği coğrafyalardan bir tanesidir. Gelişmiş bir ekonomik hayat vardır. Aynı zamanda dikkat edin Selanik Limanı Hinterland'ın arka planında biliyorsunuz demiryolu ağıyla da ne yapılmıştır? Avrupa'ya bağlanmıştır. Yani Selanik Limanı'na gelen ürünler demiryolu ağıyla ne yapılmıştır? Avrupa'nın içlerine nakledilmiştir. İstanbul keza öyle biliyorsunuz çok önemli bir liman şehri aynı zamanda bir ticaret merkezi ve yol ağı üzerinde. İzmir aynı şekilde bir önce söylediğimiz gibi özellikle İngiltere gibi Fransa gibi devletlerin de iştahını kabartmıştır. İzmir Limanı ve dikkat edin iç bölgelere demir ulaşımının sağlanması noktasındaki İngilizler ve Fransızlar İzmir-Aydın, İzmir-Turgut arası demir yollarını ne yapıyorlar? Yapıyorlar. Yine Sofya bu dönemde Balkanlar'da önemli bir şehir ki tabii baktığımızda Bulgaristan'ın bağımsızlığı ile birlikte elimizden çıkıyor. Manastır aynı şekilde önemli bir şehir ki Osmanlı Devleti'nin nüfus olarak ve yapı olarak gelişen büyük şehirlerdir hem kültürel anlamda hem ekonomik anlamda. Hem de önce özellikle Selanik'e vurgu yapmıştık. Batı'nın etkisinin ilk girdiği şehirdir siyasal anlamda da. Önemli değişimlerin, gelişimlerin yaşanmaya başladığı şehirlerden bir tanesidir. Evet bir sorumuz var gençler. Sorumuza bakalım. Osmanlı ülkesinde 19. yüzyılda ulaşım ağının gelişmesiyle büyük şehirlerin sayısı arttı. Ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar neticesinde Osmanlı hükümetleri bazı tedbirler aldı. Limanların modernleştirilmesi, iş merkezlerinin sayısının artırılması, altyapı, su, tramvay, hava gaz hizmetlerinin sağlanması bu tedbirlerin önemlileriydi. Modern belediyelerin kurması fikri şehir yönetimi tarzının yeniden düzenlenmesi zorunluluğu ortaya çıkardı. Yukarıdaki paragraf değerlendirildiğinde 19. yüzyılda Osmanlı ülkesinden kentleşme süreci hız kazanmıştır. Altyapı hizmetlerinde gelişmeler yaşanmıştır. Çarpık kentleşme sonra ortaya çıkmıştır. Yargılanan hangisine ulaşılamaz? Evet burada yalnız 3'e ulaşamayız. Çarpık kentleşme. Evet gençler bir yazılı yazılarının çalışmasıyla daha sizlerle birlikteydik. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum.